Şimdi sıcak gelişmelere bakalım ama bir yanda da tabii Karadeniz'de önemli gelişmeler yaşanıyor. Bugün oldukça önemli temaslar var. Ukrayna Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesine dair ayrıntılara da bakacağız. Neler konuşulacak? Bu görüşmenin detaylarının öneminde neler var? Hepsine bakacağız ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde idare amiri AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in içinde olduğu otomobil yoğun kar yağışının olduğu Niğde-Adana arasında bölgede tıra çarptı. Kaza sonrasıysa sosyal medyadan paylaşım yapıp yardım isteyen Şahin'in çağrısına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu karşılık verdi. Kaza yapan vekil sesini sosyal medyada duyurdu. İmdadına bakan yetişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in de içinde bulunduğu araç öğle saatlerinde Niğde-Adana karayolu üzerinde ilerliyordu. Ancak yoğun kar yağışının olduğu bölgede araç kontrolden çıktı. Öndeki tıra çarptı. Büyük tehlike atlatan milletvekili o anları sosyal medyadan paylaştı. Tipide mahsur kaldık, acil yardım bekliyoruz dedi. O çağrıdan kısa bir süre sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu devreye girdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada polis ekiplerimiz Ali Şahin'e ulaştı. Niğde'ye intikal ediyorlar, geçmiş olsun ifadelerini kullandı. Tedbir amaçlı hastaneye götürülen milletvekili Ali Şahin'in genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.